Selam. Bu bölüm, ülkemizde yaşanan 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerden bir ay önce kaydedilmiştir. Bölümde geçen sohbet gündemden bağımsız ve uzaktır. Öncelikle, Ne Yaptın ekibi olarak depremlerden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Ekip üyelerimiz, geçtiğimiz haftalarda Twitch'te ve YouTube'da Ne Yaptın Deprem Yardım yayını başlıklı bir yayın yaparak, İzleyicilerimiz sayesinde toplanan 122 bin TL'yi Ahbap Yardım platformuna aktarmıştır. Bu bilgileri aktarmamızın sebebi gösteriş amacı gütmemektedir. Yaptığımız ya da yapacağımız şey vatandaşlık görevimiz olup denizde bir damla bile değildir. Aktarmamızın sebebi hem bu süreçte bizi bireysel olarak takip etmeyip sadece Ne Yaptın YouTube ve Spotify kanallarımızdan bizi takip eden takipçilerimize bilgi hem de bir teşvik olma niyetindedir. Bağış linki hala aktif olup kredi veya banka kartınızla yapabildiğiniz tüm bağışları anlık olarak Ahbap Derneği'ne aktarmaktadır. Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki dünyanın bir sürü gizemi var. Biz de bu gizemlerin tek tek avcılarıyız. Gizem avcıları. Bugün sizlerle beraber kayıp dünyanın birçok gizemini aralayacağız. Bu gizemin içine dalacağız. Ve sağ salim buradan çıkmaya başlayacağız. Bugün belki hayatımı kaybedeceğim. Yapma hocam. Belki çok tehlikeli aman şeyler hocam, yaşayacağız. Hocam. Düzenlenebilir. Yapma hocam. Belki bu sırları anlattığımız için dünyanın bir çok gizli istihbaratı benim peşime düşecek. Yapma düşmüş hocam. Bile olabilirler, hissederler onu. Canım hocam. Bunu ben yayınlıyorsa bak düşerler mi? Hissetmez. Ve canım arkadaşlarım yapacağız. Canım hocam. Abone olmayı unutmasınlar. Abone olmayı unutmayın. Metafizik uzman. Ne var burada? Taç ver. Saç ver. Taç. Taç. Onun üzerine bakma, burayı gösterdiğiniz için. Saç yapraklar bilir, arılar. Ünlü metafizik biraz uzman. Arada olmalı. An... Özür dilerim. Metafizik artık uzman. Bilerek yapıyor. Vallahi billahi bilerek yapıyor. Bu bir, bunu... Ya al sen yap şovu ya. Görüldü ya. Görüldü, fark etti değil mi? Yeter artık. Çok iyi yapıyordun kanka bu arada. Çok özür dileyerek taç giydirme töreni yapmak istiyorum sana. Ben artık hevesim yüce bitti. Yüce kafanı bu tacı. Eren çok güzel yaptı onu. Bu yüce evet, tacı. Yaptım. Niye bir daha yapıyorsun? Kafana öğrenir ki sana yani. Takayım. Şurada yatırsam yani. Bırak. Seyirciye tak. Seyirciye tak ve bitir şu sekansı. Tamam. Bok gibi takacaksın. Tamam kapat. Buyur. Buyur. Böyle taç da batsın. Hayır. Hayır. Bu hayır. Artık... Hayır. Reş kemeri. Ne abi ya. Ne güzel. Ya. Çok güzel giriş yapıyordun ya. Çok güzel. Siktim. Yapıyordum yani. Evet. Orada şu anda gecenin ikisi arkadaşlar. Evet, sessiz i̇kisi, ikisi üçü falan galiba. Biz biraz zurnayız anladığınız üzere. Artık idare edeceksiniz yani. Ben yaklaşık olarak 30 saattir uyumadım. Evet evet. Bunlar bayağı şey. O videoyu da Barış'ın kanalında izleyebilirsiniz. Tabii critical limitlerine geliyor ama bu muhabbetimizin kalitesini düşürmez. Aksine arttırır. Arttırır. Aksine arttırır. Arttırır. Her şeyi söyleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Her ayın ilk dörtlüsünden en dördüncüsü en sikicisidir. En sikicisidir. Oha ne güzel şeydi lan bu. Aynen. Sen çok garip şeylere şaşırmaya başladın. Ne şaşırdık? Yani çok uykusu geldi. Zom oldu. Aa mikrofon falan gibi. Neye şaşırdık ki? Uşuk kayıtta mıyız? Kayıttayız. Ne ya bana mı öğretiyorsun o biz? Panikledim. Deniz bak bu laptopu KitKat gibi ısırıp koparacağım şimdi şuradan. Ortadan böyle hard diye ısıracağım. KitKat gibi. Hayır. Vallahi ısırı çatlatırım ekranını ben. Karanlık evet, mahlukları. Videonu izletirim. 4. 5. boyuttan yeter. Çıkan demonlarım. Şey anlatıyorum. Burada yani. Çocuklar geldi bizi ziyarete. Çok pardon. Evet. Çok arkadaşlar bizim ama arkadaşımla çok da görüşmüyorduk. Şakalaştık bir aramızda. 6 saattir sohbet İzleyen adam da diyecek siktir git arkasına görüş. Evet, evet aynen özelden yani. Konuş. O pezevenkle demesin ki ben arkadaşımla görüşmezsem o da bunu izleyemez. Olur o zaman öncesinde görüş sonra ben bunu görüş sordu. Şok ama... açıklama Deniz benim arkadaşım değil. Arkadaşımsın şaka yaptın. Aa teşekkürler. Çok üzücü bir şaka. Evet çok bu, kalbim biraz acımıştı. Teşekkürler çok arkadaşlığım benim için çok değerli. İyi bırakır mısın artık? Çok seviyorum çok temasla seni. Durmak ya bu Hacivat Karagöz bitsin artık. Programın, bay 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 bay. Programın girişini yapacağım. Lütfen, tamam mı? Lütfen buyur. Ne yaptın paranormal? Metafizik varlıkların, ruhların, cinlerin, türlü türlü mahlukatın ruhumuzda ve gönlümüzde hareket etmesiyle oluşan dördüncü ve beşinci boyutsal
İbriklerin ruhumuzda çin 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 edası ile dolaştığı yegane paranormal müessibilerin konuşulduğu bir program. Değil. Ne yaptın paranormal? Değil lan, böyle bir şey girmeyeceğiz. Girdik bile. Girdik bile. Arkadaşlar, ne yaptın paranormalin ilk bölümüne hoş geldiniz. Hayır oğlum, böyle duyurmayın. Yanımda Eren var. Orada Barış var. Ve burada Yüce Doktor Erhan var. Bulacağım ben bu ev siteden. Abi intro ne kadar sürecek? Ve o gün daha İslam'ı kabul etmemiş bir seyyah, düz bir seyyah ki bu hiçbir rolü yok. İslam'ın hikayesinde de bir rolü yok. Olmasa da olur bir adam. Olmasa da olur bir adam ama biz anlatıyoruz diye var. Bu adamın adı Bin İbni Sıddık. Ne var? Gözümü bir açtım, bana kitlenmiş. Bu tüccarın adı. Bu Mekke'nin yollarında devam eden tüccarın adı. Bin İbni Sıddık-ı Faruk-ı Haşhaşi. Nerede bitiyor ismi? Haşhaşiler bir saniye. Haşhaşiler nerede aslında? Haşhaşiler Erzurum tarafında böyle bir kaleleri var. Haşhaş kebabı gibi. Onlar böyle bir tane böyle şey gibi böyle tohumu var. Haşhaş şeyi bilirsiniz. Evet, kafa yapıyor. Onu emcikletiyor, tamam mı? Öyle bir casus ağ oluşturuyor ki. Tabii bu kadar basit. Ben size söylüyorum. Bekle. Baba haşhaşı alıyorsun. 16 adamı emdiriyorsun. 16 emdiriyor. Ondan sonra oyunu cariyeler, mariyeler, palmiyeler zindanların içinde böyle. İnsanlar kafalar uçuyor böyle kalenin içinde. Çok esti var. Sonra böyle o insanların hepsini topluyor. Böyle çeşitli imparatorluklara yayıyor. İmparatorluk? Evet. Ondan sonra diyor ki Büyük Selçuklu İmparatoru'yla o zaman karşı karşıya oturuyorlar. Hasan Abbas falan. Sultandır o imparator olamaz. Sultan. Sen benden çok yaşayacaksın. Podcast mı kaydediyorlar? Bekle. Geliyor diyor ki işte ben diyor senin diyor kellerini alırım diyor. Sen kimsin yapma diyor. Haydi diyor kaldır kılıcını diyor Hasan Abbasi. Kılıcını bir kaldırıyor. Yanında oğlu babasının boynuna kılıcını tutmuş. İşte böyledir Hasan Abbasiler işte. Ben hikayenin bir yerden sonra koptum. Ben de koptum. Seyyah vardı bir tane. Seyyah. Hiç nerede alakası burada olmayan. Seyyah nerede? Bu seyyah da işte. Bilin bakalım o kim. O seyyah kim oldu şimdi abi? Kılıcı yapan adam. Hayır. Hayır, kılıcı yapan adam Miyamoto Musashi. O şeyin torbacısı. Kimin? Haşhaşı getiriyor. Haşhaşilerin torbacısı o seyyah. Oraya gidiyor. İşte. Yakalanıyor, göbeğe gidiyor. Haşhaşçısı onların. Kozmik bir denk geliş. Kozmik bir denk geliş. Bir şey söyleyeceğim. Haşhaşiler hala olabilir mi bir yerde? Var. İlluminati mi? İlluminati gibi mesela. Yok. ama neyi mi gösterecek? Niye ben olabilir? Mesela şey Wanted gibi bir Assassin tarikatı. Kanka taksicilerin hepsi şeymiş değil mi böyle? Olabilir. Olabilir. Ayrı bir mesela, tane şey varmış. Bu İstanbul'da eski anlatılırdı. Mesela, taksicilerin özel bir klanı var. Klanı oldu. Böyle. Allah Allah. Yani özel bir, sivil polisler gibi. Sivil polislerde de taksicilerin bir kısmı hakikaten böyle şey gibi. Psikopat böyle. Ajanı gibi anlatılıyor. İstihbaratçı. Yani. Bize kötü davranıyorlar. Kısa mesafe. Hiç şey düşünürüz mü? Belki bir yolcu kayboluyor. Ha. Ben her gün bir taksi. Ben çocukken böyle bir şey vardı. Çok da halk arasında da inanılırdı. Şey muhabbeti. Taksicilerin gerçekten bir kısmı devlet tarafından görevlendirilmiş MİT ajanı. Çok mantıklı. Niye MİT ajanı çok oğlum? Mantıklı ne gerek abi var? Sivil ajan gibi düşün. Sivil polis işte yani. MİT ajanı çok yüksek seviyor ama. Ajan tabii abi. Ya MİT ajanı gün içinde MİT ne yapıyor? MİT ajanı niye Uber kullanıyor? Şey mi? Şimdi her bir şehirde bir tane MİT ajanı vardır değil mi? Bir şehirde mi? Her ben şehirde var. Çok vardır. Tane var. Onu bir düşünelim bakalım. Her şehirde istihbaratçı var. Çay içiyordur bence sadece. Zonguldak'ta ne istihbaratı? Olur mu oğlum? Zonguldak derin devlet. Derin devlet. Derin kömür. Şunu bir konuşalım hakikaten. Her şey yani Milli İstihbarat Teşkilatı bir gerçek. Tabii. Bir gerçek. Bunların karanlık insanları da var içinde çalışan. Ben bilmiyoruz. Benim hiç haberim yok. Ben çok güzel bir cümle kuracağım. Çok iyi bir şey. Çeşitli haber kaynaklarından aldığımız bilgiler bu yönde. Kardeşim, hangi haber kaynaklarından aldın söyle biz de. Lodoskarlar. Devletin tamam. İçinde devlet maaşıyla çalışan istihbaratçı yok mu? Var. Vardır. Var. Tamam. Vardır. Bu istihbarat ben olduğunu biliyorum mesela, öyle diyeyim size. Ben bilmiyorum. Ya ben bana şey Twitch'te bile yayın açan bir istihbaratçı niye vardır yayın açıyor? Gibi geliyor. İzlese de olur.
Ben mesela öyle bir pozisyonlama. Bence çeşitli moderatör alıyor. Bütün kanallarda bir istihbaratçı var. Bence çeşitli gruplar içinde, çeşitli grupların içinde evet, varlardır. Evet, vardır. Yani bir YouTuber gibi bir şey vardır. İstihbaratçılar yorumlara yazsın kim istihbaratçıysa. Yazmayın aynen, öyle bir şey yapmayın. İstihbaratçılar abone olur. Ben YouTuber gibi bir şeyden bahsetmiyorum da. İşte atıyorum mesela tarikatların içinde vardır. Vardır. Ama bir şey diyeceğiz. İşleri bu adamın. Görev bu abi. Hristiyanların içinde vardır. Hristiyanların içine girmek diye bir şey yok ki oğlum. Zaten bir dakika. Oğlum bu sistem zaten casus ağları üzerine. Hala günümüzde de. Diyorum. Network değil midir konu? Tabii canım. Ekonomi de öyle. Tabii şimdi şunu düşünelim. Çok özür dilerim. Apple, Samsung'dan bir şeyler çalıyor falan. Orada bile casusluk var. Her yerde var. Yani. Orada da mitajını var. Başka, istihbaratçı başka. İstihbaratçı başka. Ajanlık başka. İstihbaratçı başka. Ben şunu söylüyorum abi. Diyelim abi. Her şehirde hakikaten. Kötü çocuk. Görevlendirilmiş istihbaratçılar her şehirde vardır. Tabii ki. Tabii. Olmak zorunda. Ciddi ciddi Zonguldak'taki istihbaratçı ne yapıyor abi? Şey içiyor abi ne yapıyor? Olur mu oğlum? Kanka orada da sol örgütler vardır. Orada da PKK'lılar vardır. Zonguldak'ta. Vardır. Bayburt'ta olmayabilir. Bir şey diyeceğim. Bir gün sol örgüte baktın. İki gün baktın. Üçüncü gün artık sabah uyandı. İşte sürekli takipçisin. İhaleye bakıyordur. Oranın da mafyası yok mu Günhan? Oranın mafyasına bakıyordur. Polis yeter Zonguldak'ta. Sol örgütleri nerede takip ediyorsun? Kafeye gidiyorsun. Oturuyorsun bütün gün. Kanka bir tane mit ajanı vardı. Polislerin yani. Kanka bak bir tane bir mit ajanı vardır. O da zaten şey olmuştur artık. Hani affedersiniz Zonguldak'taki mit ajanı bey. Çok ayıp. Küdalanmıştır belki. Nereden biliyorsun? Belki ya, yaşı şey gelmiştir. Hani Zonguldak abi, biraz daha ajans. İstihbaratçı şemit de yapılmaya başladı. Hayır. Bir şey diyeceğim. Emeklilikten önceki son evet, olarak Zonguldak'tır. Zonguldak'tır yani. Belki. Bayburt'tur ya. Yani. Zonguldak değil de Zonguldak büyük şehir. Bir şey diyeceğim. Büyük de güzel Türkiye'de, şehir. Türkiye'de aksiyonun az olduğu iller var mı? Var. Var. Mesela nereler? Abi mesela Balıkesir'de çok bir şey olduğunu söyledim. Olur mu o eşeklerin takip etmek gerekir? Yani ciddi yapalım şu muhabbeti oğlum, ya. Oğlum tamam da sen ciddi girmedin. Hayır yani çocuk ciddi bir şey anlatıyor şu an. Ciddi gidiyorum şu oğlum, anda. Oğlum Balıkesir'de geçen bir şey oldu. Edremit'te haber çıktı gördün mü? Tamam Balıkesir kötü bir örnek oldu. Ne olmuş ben bilmiyorum. Çok korkunç bir haber var burada vermeyelim. Evet kötü bir haber. Çok korkunç. Kayıttan keseriz çok merak ettim. Texas katliamı gibi. Osmaniye diyelim. Tamam. Küçücük yer Osmaniye diyelim. Yalova. Osmaniye ajanı mesela tamam mı? Bir gün gitti. Zaten Osmaniye'de ne solcu şey yapacak yani. Çok da haklı. Sadece solcuları mı takip ediyorlar? Solcuları da gidiyorlar. Tamam bilgi ajan olsan bilgiler de varsın. Bütün gün kendini toplum orada oranın toplumuna kabul ettirip kahveye gidersin. Tamam. Evet. Bir gün oturursun falan filan. Bir gün oturdun bir çok şey, kafa siker. Kanka çok bir gün oturdun bir şey olmadı. İki gün oturdun bir şey olmadı. Aynen, bir gün oturdun bir şey olmadı. Tamam. Devletten maaşın gelmeye devam ediyor. Tamam. Bir yerden sonra bırakırsın artık. O gün memura bir şey olursa. İşte kanka o ajanlar. Oğlum bir şey olmasın diye oradalar zaten. Aynen onlar sahayı dinliyor. Biz evet. Rahatça gezelim diye. Evet. Türk istihbarat subayları çalışıyor. Yani şey gibi. Tabii rakip dünyanın atak. Dünyanın her yerinde. Rakip atak yapamadı diye kaleciye gerek yok diye bir şey yok. Aralarında. Kaleciye var diye de golde mi atmayalım? Aralarında şöyle muhabbetler olmuyor mudur? Aralarında şöyle muhabbetler olmuyordur mesela. Ya işte. Hay sikiyim. Rüstem'i de gittiler. Abi Van'a sürdüler beni de ya. Van'da çok iş olur. Beni Osmaniye'ye koydular. Rüstem'i de gittiler amına koyayım. Şeye koydular. Ibiza'ya gönderdiler. Ha o vardı. Bu da bu da keşke vardır. Ibiza mit ajanı olsam yani. Kanka bir şey yok. Ama farklı ülkelerde de mit ajanı vardır. Tabii, tabii ki vardır. Yani. Doğru halde vardır. Mit dışında bizim yurt dışında istihbarat toplamak için bir kurumumuz daha var. İsmini unuttum. İsmi de Sport. Ankara'da S ile başlıyor bu arada kısaltması gerçekten. Sex. Ankara'da kocaman da kuleleri var böyle. Ankara Gücü'nün antrenman sahasının sat. İsmi ne lan? Bilmiyorum. Kuleleri var işte. Avengers gibi ve ismini gerçekten bilmiyoruz. Gerçekten unuttum ismini biliyorum ya çok ünlü de bir şey. İstihbarat budur işte. Bürokrat gönderiyorlar böyle. Kule var ama böyle. Görmüyoruz. Kanka asıl şey şu. Kimse bak. Çin'in istihbarat örgütünün ismini bilmiyor. Bak mesela bu çok güzel bir şey. Okuyamıyoruz diyor. Yani. Hayır yok kanka. Ben nasıl bir şey diyeceğim. Şimdi Egemen Barış. Egemen Barış. Prag'ın büyükelçisi. Tamam mı? Tamam. Ya şimdi Prag'ın büyükelçisi. Prag Bağışlandı. Yani. Egemen Barış çok kötü örnek bu. Kanka ama şimdi bak adam Prag'ın büyükelçisi. Tamam büyükelçisi başka bir şey. Abi bir de bir yandan böyle Sibirya'nın büyükelçisi falan. Aa, mesela, bu yüzü musun? İşte Sibirya'ya sürme. Çıldırırdım yani. Türkeş'i Alparslan Türkeş'i Kore'ye falan sürdüler ya işte. Kore çok Konya güzel mi, Kore'ye mi ne sürdüler? Konya, Kore nere, Konya nere amına. Hayır. Kore dedi. Kore ya da Japonya dedim. Ama Kuzey Kore diyor. Kuzey Kore değil. Kuzey Kore'de var mı gerçi? Güney Kore. Yok Güney ya. Kore bence yoktur. Bir dakika. Alparslan Türkeş'i Güney Kore'ye mi sürdüler? Ya Güney Kore'ye sürdüler ya Japonya sürdüler. Şikayeti neymiş abi? Kanka darbe yapıldı. İşlerde gidildiyse bebeğim, biraz karışık. Bebeğim onu darbe işte. Yapıldı. Ondan sonra bunlar daha böyle askerci junta olduğu için o zamanki yönetimin elinde olan askerler bunları sürdüler. Bunlar da 12'ler mi 16'lar mı öyle bir şey. Ümit Özdağ o yüzden yurt dışında böyle
Orada mı doğdu Ümit Özdağ? Japonya'da öyle bir şey mi? Ha işte Japonya'ya sürüldü. Ümit Özdağ Japonya vatandaşlığı var değil mi? Nasıl? Ümit Özdağ. Oy! Watashiwa Ümit'te o yüzden Japoncası var mıydı lan? Ulan ciddi konuşuyorsunuz bize. Oğlum adam Japonya doğumlu. Evet Japonya doğumlu. Japonya vatandaşı mı? Sen evet bir şey diyeceğim. Türkiye'de bile doğmamış bir adamın. Reis adam. Arkadaşlar adam Japonya'da doğuyor. Japon bir vatandaşı şey olmuştur yani herhalde. Gürhan. Ümit Özdağ mülteci olabilir mi o zaman? Ne diyorsun lan? Canını okurum senin ha. Hayır ben şunu merak ediyorum. Ümit Özdağ Japonya'da doğduysa Japonca biliyor mudur? Biliyordur. Mesela, o zaman mesela böyle şimdi bir Japon anime mesela izliyor mudur? Geçen YouTube'da bayıla bir video izledim. Ümit Özdağ arayıp işletiyorlar. Ne diyor? Evet evet işte şeyler o atatçılar Ümit Özdağ arayıp işletiyorlar. Neyse şey diye abi gönderici bir kısmı bütün mültecileri falan filan diyor. Orada mesela açsan Ümit Özdağ şey desen böyle. Soreva soreva Ümit dokun falan gibi böyle. Ümit Özdağ sama falan böyle bir şey desen. Acaba birdenbire şey oy falan diye cevap veriyormuş böyle değil mi? Watashiwa koko de. Watashiwa koko de. Manjunoku desu. Manjunoku desu. Suri desu. Suri jin. Suri jin. Suri insan dedi amına koyayım yani. Ya ben Watashiwa Zafer Parti. Neydi durumu? Memo ba. Yapma. Hediye o. Yapma. Zafer neydi ya? Bu ne? Yapı Zafer'i Japoncası neydi? Çocuk gibi ya. Ha bilmiyorum Zafer'i Japoncası. Alayım aynısında. Ama şey. Tatakayma Suri için desu. Ümit de Özda. Zafer'i Partisi desu. Yoruş kolega şmars. Benim odam bozdular. Ne? Gözlüğümü kırmış çünkü de. Bunu çok yapıyorlar. Sen çocuk musun ya? Evet abi çocuk musun ya? Biraz çok yüklendik gibi hissettim. Kusura bakma. Biz çok yüklendik. Ama sen... Dakika önce de. Ama yani bak burada gözlük var. Hediye bu. Hediye. Sen bu gözlüğü kırdın. Yani burada Günan bir performans yapıyor. Hiç halka oynama. Hiç SMS'lerde seni sikeriz yani. Şimdi bak burada adam bir performans sanatı yapıyor. Burada Japonca Ümit Özdağ taklidi yapıyor bu adam. Bunu biz çok güldük, takdir ettik bu arada. Hayır, dinlemediniz bile. Hayır, siktir dinledik böyle. Sen elinde camı böyle diye attın yere. Eren de sen yaptı. Sen bir de nasıl Nizami'yi kırdın? İkisini birden ayrı ayrı ya. Ne abi böyle kula? Peçete ya, bu kokoreç tantını yaptım. Kokoreç yaptım, okey. Illuminati Türkiye'de var mıdır? Az siktir. Hayır, bak dur. Masonları sormuyorum. Masonlar var. Var. Çünkü ruhi cennetlere gitti buldu. Masonların suçu ne günahı? Hür ve kabul edilmiş masonlar. Şimdi ben bir mason, birkaç mason toplantısına katılmış bir... Ne? Ne diyorsun hayır, lan şey, sen? Hayır, bak şey demiyorum. Rofife, Rotaryan... Hayır, böyle ya, şey... Rotaryanlara benim ablam da Rotaryan'tı. Bir dakika, sen mason onlar şey mi zannediyorsun? Onlar da... Ay canım, mason, fakir masonu. Tamam. Altı. Hayır oğlum bir ara L'Oreal, Moreal böyle sen bir tane al sonra altında yine iki tane aldın falan öyle olmadı mı diyorsun? Hayır. O şey ya piramit. Hayır o Rockefeller bilmiyor. Şey gibi kulüpler var Türkiye'de. Rotary kulübü, aynen. Lions kulübü. Aynen. Var mı Türkiye'de? Bunlar Kuru Kafalar var. Cemiyeti gibi. Kuru Kafalar Cemiyeti gibi. Benim ablam Rotaract'tı. Genç, onlar işte genç üyelerinde. Rotaract, çok geçmiş olsun. Rotaract diyorlardı. Benim ablam Rotaract'tı. Miyoplastik mat. O da şey gibiydi yani ne derler işte. Müzikoloji okuyordu, enstrüman çalabiliyordu falan böyle. Ya bu kadar basit değil tabii. Bize hiç ben gelmediler. Abi çünkü... Yani işte sen ablamın, beyaz Türk. Ben de fotoğraktım. Ablamın hocası mı ne onları tanıyordu, ablama önermişti. Allah belanı versin. Böyle işte bir süre onların içinde etkinliklere falan katıldı. Sonra boş işledi, bıraktı mesela yani. Ne yapıyorlar peki? Abi şöyle oluyordu, her ay birisinin evinde ocakbaşı diye bir şey yapılıyordu. Efendim? Ocakbaşı deniyordu. Ocağım öyle sen. Öyle değil işte. Gençler sürekli birisinin evinde toplanıyordu. Onun evinde yemek yeniyordu. Seks var mı? Pet. Ha var amına koyayım. Babam orada. Aynen. Şey gibi birdenbire. Aynı şey. Ne oğlum bu yani? Ya şey işte siz yemek yiyin. Kanka şimdi bak şöyle. Bunlar böyle çeşitli geleceği parlak gençlerden oluşmuş bir grup. Bingo. Bunların yetişkinleri de var. Aynen. Tamam bunlar orada level up yapıyorlar, yetişkin oluyorlar. Sonra maksat da şu. Daha herkes birbirini kollasın. Kollasın. Evet. Aynen. Business. Masonlar da biraz öyle. Farklı iş alanlarında. Ama Illuminati farklı. Abi yalan söylüyorsun. Masonlarla Illuminati'yi karıştırıyorlar. Ya, tamam karıştırıyoruz da Türkiye'deki bunun örnekleri bu şekilde. Yani böyle keçi meçi kesilmiyor. İşte bizim evde de o ocakbaşılardan. Ama böyle kılıçlı. Yemedik abi. Ben de oradaydım. Abi, yemek yendi. Kılıçlı ayinler yapılıyor. Falan filan. Giriş. Girişte yapmazsın. Mert Bey'in eksik bilgileri var. Kılıçlı ayinler. Ya tamam belki full üyesi olduğunda oluyordur belki. Bence böyle bir demosunu veriyorlardır. Demoda piyano, keman, yemek. Bir tık ileriye gittin. Piyano, keman, orji. Yemek. Sonra keçi şarap mahzenine inmek. Ve keçi görmek. Şimdi en ileri seviye. Bak gerçekten ben ağlayacağım artık. Ne oldu?
Böyle ya. Ölmedim ben, sustum sonra ya. Fark etmedim benim için tarikatlardan bitirdin farkı yok bu arada. Bitirdin zannettim, bitirmemişsin, sustum, fark etmedim. Evet, ama ayıp ediyorsun. Sen de bastıra bastıra devam et artık. Öğren şu evet, ortamı. Evet ama kırıcı bir şey bu. Ama durdum bastır. Durdum. Bunu mu yapayım? Ya ben bastır. Zaten... Vallahi durmuştum. Yüksek dereceye girdiğiniz zaman da artık piyano, yemek, keçi görme, keçi kesme, keçi kanında bir yıkanma. Oha bu ikinci seviyede mi? Aya karşı, hay bu en son seviye. Aya karşı çeşitli pozlar yaparak o loncanın gerekli şeyini samınlayıp bir şey isteyip karşılığında birini kurban etmeler falan. Benim tanıdığım şu ana kadar 3 mason tanıdım ben. Yapıyorlar mı böyle şey? Aileden mason tanıdım. İki tanesiyle samimiyim. Ve yani sorabileceğim noktadaydı. Bir tanesi de çok samimi olmamış şu an. Gizli bilgi vermiyor bak. Ben bayağı oturdum sordum yani. Çünkü biliyorum çocuğun ailesi de mason. Biliyorum çocuğun mason olduğunu. Şey olur. Buradan mason gelse buradan. Ben bir gün oturdum sordum. Dedim baba dedim yani şimdi dedim benlerimi koparma burada yani. Bunların alem biliyor ki bunların ezoterik, okült bir geçmişi var. Tabii. Yani şimdi çünkü sürekli sonrasında çok şey diyor. İşte birbirlerine yardım ediyorlar. Öyle de bir buluşma. Mr. Beast en Beast, baba evet, masondur. Evet. En baba inadicidir. Ama bak çocuğa soruyorum tamam mı? Sürekli böyle koparıyor beni. Birbirine yardım ediyor ya. Bir takım seviyeler var. Seviyelerden birisi de büyük üstad. Büyük üstadın altında da işte benim babalarım var. Onlar şey yapıyor. Diyorum ki benim babalarım mı var? Kank, bu çok karışık. Babam var işte. Şey babam var işte. Şey hani o da yüksek seviyede birisi anlamında yani. Demek istediğim şey abi. Peki dedim hiç mi dedim okült sembol falan hiçbir şeyim yok dedim. Hı. Yok be abi normal sadece bir vakıf gibi falan yalan yani ama. Bence masonlar öyle. Illuminati başka kanka, bir şey. Bence şöyle. Değil masonlar da öyle değil. Belirli bir yere kadar bence herkes her şeyi biliyor. Belirli bir seviyesinin üstüne çıkınca okültist bullshit başlıyor yani. Ben peki diyorum bu diyorum inisiyasyon törenleri falan nedir yani? Bunlar çok dokümente edilmiş var yani. Onlar sembolik artık çok yapılmıyor falan diyor. Yapılmış yarrak bir dönem. Ben çok yakın bir çocuk metin. Hemen bilgi girelim. Demek istediğim böyle masum anlatıyor. Masum anlatıyor bana böyle yani. De. Oğlum senin baban yani dünyanın en derinlikli. Burada iki tane arkadaşım var. Bir tanesinin bunu izleme ihtimali çok yüksek. Abi senden bahsetmiyorum. Seni çok seviyorum. Sen ayrı. Sen öyle başka konuşmazsın bir, zaten. Başka bir yavşak bir arkadaşım var. Ondan bahsediyorum ben. Kim bilir hangisi? Bilemezsin. Yazı tıra atıyorsun. Yani. Ama sensin o, belki de o değilsin. O kendini anladı. Seninle de yakın bir tarihte bunu konuşmuştuk. Sen bana güzel anlattın bana mevzunun ne olduğunu. O diğer yavşak çok daha geçmişten. Başka birisi o. Sen bunu izlersen alınmayan. Anlayacaksın sen. Maşallah like bir problemim yok. Bir de like'la. Like'la ve evet, sen zaten masonsun. Bence en üst seviyeden katıldı o. Bir de o konuştuğumuz yani. Peki vardı. Bir şey soracağım. Siz miyim? Bir dakika o katıl peki, meselesini de konuşalım. Bir şey soracağım. Bu babalar varmış ya. Babalar soruyor. Peki hayır, babalar. Onu ben babası varmış. Hı hı. Baba orada işte kendi çocuğum dediği ben çırağına de şey mi diyor? Mason. Of ya. Ha, ra, 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 ra. Kestik. Evet, ben devam. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi masonlar çok gibi çok derin ve kökleri derin olan bir örgüt de. Şimdi girerken bir yemin, efendime söyleyeyim, bir var, şey var, söylüyorsun. Var var, direkt. Adam sana nasıl anlatsın? İşte ben sana... Ya, tamam işte, ya her birinin başında böyle duran bir tane mason şeytanı yok, varsa... Yok zaten kaftan falan giyiyorlar, var öyle şeyler. Tamam, fotoğrafları işte, var bunların yani. Videosu var işte, videosu onu var. Anlatacaktım ben. Abi, FETÖ'cüler bunlarla zamanında savaştılar. FETÖ'cülerin ilk düşmanı bunlar olmuştu. Samanyolu'nda yanlış hatırlamıyorsam, Kanal ya Kanal 7 idi ya Samanyolu'ydu. Bu savaşı verdiler canlı yayında. Canlı yayında şeyleri gösterdiler. Lonca'nın giriş videolarını falan yayınladılar. Haftalarca. Böyle işte ayinlerden videolar falan, işte kılıç törenleri, cübbe giymeler, kan falan bilmem kan ne. Kan var mı? Böyle kan, şey yani. Kanka sembolik. Pratiklerini gizleyen bütün organizasyonlar şüphelidir. Şüphelidir. Hatta ben sana enteresan bir örnek de vereyim. Bunu Sopranos dizisinde de çok güzel anlatıyorlar ama Cosa Nostra'nın yani mafyanın kendi ritüelleri de bayağı okült. Evet. Şey falan yapıyorlar. Derilerine paganist. Falan böyle paganist kökleri var. Derilerine falan böyle semboller basıyorlar. Mafyanın bildiğin yani. Evet. Her mafyanın o yüzden bir sembol, bir dövme sembolü çok yaygın. Allah aynen. Ya. Çeşitli yakuzalar da benzer mesela. Yakuzaların yani. Aynen. Yani bu tarz pratikleri olan toplumdan kabul görmeyen bütün her şey benim gözümde tarikatlardan fark yok masonların bu arada onu söyleyeyim. Asıl şey Güney Kore'deki tarikatlar çok ama manyak. Bana üyelik gönderirseniz düşünebilirim. Tabii. Hep istemişim. Ben de hep istedim. Gizli bir örgüte üye olmak hep istemişimdir. Ezoterik ama terörist inside job gibi. Yani çok isterim inside
çöpte gibi bir şey. Ben Hogwarts gibi bir şeyden bahsediyorum. Ben bağlı gibi derim. Hogwarts gibiyse ben de isterim. Sayın savcım, yani Hogwarts gibi derken büyük, yani masonlar diyorum, masonlar diyorum. Tarikat markat demiyorum, masonlar diyorum. Masonlar, aynen ben de. Onlar da tarikatla aynı şey ama daha cool oldukları için okeyim onlara. Ben de cool olmak istedim. Yorumlara başvuru linkini bana bırak. Yorumlara katılmak istediğiniz tarikat. Ben smoking deyip etki... Yorumlara siz de aynen... Aa yorumlara evet ya. En sevdiğiniz tarikat. Ya saçmalamayın artık. Hayır ya. Niye canım, bunu yapmayın. Vallahi bir Galatasaray'da bir tarikat. Hayır ne alaka ya, teşkilat tarikat. Teşkilat ya. Oku çıktı artık iyice ya. Yani. Koyayım ya. Ben sıçtım, sen sıvadın. Sen Galatasaray'a mason mı demiş bırakmak oldun şimdi? Evet. Bak, ama bir şey var diyorlar. Galatasaray kanka yani. Aynen. Arkadaşlar Galatasaray Lisesi dediğimiz şey çok garip bir yer. Garip bir kurum. Ya Yale gibi bir yer işte. Kanka biraz garip Yale bir yapısı içinde de var bu arada. Skulls and Bones gibi olaylar. Derin devlete adam yetiştiriyor gibi bir intiba veriyor bana Galatasaray. Çok iyiydi Ferrari. Eren anlat lan. Abi bunlar bir işte okulda, üniversitede belli bir işte bir teşkil şey var. Gerçek bir mi bu arada? Var böyle bir şey. Evet evet, böyle bir tarikat var. Filmi mi anlatıyorum? Skulls and Bones'un varlığından haberdarım. Kafatası çalıyor. Evet. Bir görev veriyorlar sana, tamam mı? Bilmem nerenin işte çanını çal, bir şey yap falan diye. O görevi tamamlarsan seni bir şekilde uyuşturuyorlar. Bir uyanıyorsun tabutta. Tabuttan çıkıyorsun falan filan. Yeniden doğuyorsun. Aynen, yeniden doğuyorsun falan. Seni alıyorlar işte belli bir kafeslere koyuyorlar falan, böyle bir şeylerden geçiyorsun. Yemin töreni bilmem ne. Sonra yaşatmaya başlıyorlar seni. Saatler, Ferrari'ler, ortamlar bilmem ne. Bu tarikatın olayı da şey, Amerika'nın bilmem kaç başkanı falan bu tarikattan çıkmış. Evet öyle. Şimdi ortam, sonra işler boklaşıyor. Hazır mısınız? Ne gibi? Filmi izle kardeşim. Korkunç mu? Yok be. Teori nerede misiniz? Var? Şeyde babamın evinde. İnternette var. Hayır ama hangi platform? Dur, ne bileyim ben. Keşke kanka, bu kanka, filmlerin bunlar, hangi platformda olduğunu bir an... Neyse. Bunlar işte Amerika'nın elitlerinin zamanında çıktığı böyle tarikatlar gibi. Onların da kendi çapında var. Lütfen teorini söyle. Teorim şöyle. Hadi bakalım. Şu an çok uçacağım. Hı-hı. Buranın bir simülasyon olduğunu varsayarsak. Tamam. Player değişikliği söz konusu olabilir mi? Tabutla beraber önce öldürüyor, sonra içine takım arkadaşı geliyor. Tamam ya. İşte içine takım arkadaşını sokup çıkartıp parayı basıyor. Kanka o şey gibi ya, günahlarda reset demek gibi. Atıyorum. Ama bak şu an iyi. çok uçuyorum. Ha, mesela benim kişisel şeytanım var diyelim ki. Tamam. Vardır. Sen de yakın arkadaşız. Tamam. Ben seni uyuşturucuyla bayıltıyorum. Bastın. İçine sokuyorum benim şeytanı. Sonra tamam, ben seni çıkartıyorum. Diyorum ki al para ye. Ha. Şeytan bana bir şey vermiş oluyor. Ben de şeytana vücut veriyorum işte. Gibi bir şey olamaz mı? Sana ne veriyor? Şeytan sana ne verdi? Ya bir anlaşma yaparım amına koyayım. Veririm. Bir deal aldım. Ben de karşılığında vücut veririm. Ha. Ticarete bak. Ya, bu da iyi denedin. Çok alakasız gibi. Çok iyi denedi ama. Yani. Ama dedim teori yani. Evet. Güzel teori denedi, yani. Denedi yani. Beyin jimnastiği yapıyor. Evet, evet. Bence çok haklısın. Tamam. Herhangi bir sözcükte göremezdik bunu. Evet. Peki. Hangi tarikata üye olmak zorunda olsanız hangi tarikata üye olursunuz? Aa şimdi Amerika'da çok garip tarikatlar var. Amerika değil, Türkiye. Yok hayır. Ne oldu? Sıkıcı oldu. Ne oldu? Sıkıcı oldu. Aynen masonlar da diyebilirsiniz. Aa masonlar. Rufi. Ama masonda... İçki içiyorlar. Rufi like'ler diye yani. Masonda dini Yahudilik... Yok öyle bir şey yok. Değil mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Para. Masonlar da... Monopoly oynuyorsun işte. Peki Atatürk masonlar olayı. Hiçbir bilgim yok. Şimdi şöyle bir şey var. Kapatmamış galiba. Kapatmıyor ve plus bütün mason kulüplerinde Atatürk'e çok büyük sert saygı vardır. O yüzden bu işte FETÖ'cü kanatta da masonların arası hep bozuktu. Bunlar Atatürk ilke ve inkılaplarına, devrimlerine atamla falan iyi geçinirlermiş. Sadıklar. Ama kapattım abi. Ama abi düz mantık. Atam bak neden bunlarla bu kadar iyi bilmiyorum. Ama ben bana şöyle geliyor. Atatürk masonlardan destek istemiş olabilir. Masonlar Atatürk'e destek vermiş olabilir. Neden? Tamamen business. Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Olabilir diyorum. Atatürk kapattı diye bilmiyorum bu arada bununla ilgili. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa teori, masonlar teorisi. Ne sever? Para. Para nerede olur? Gelişmekte olan evet, ülkede. Evet. İşte ben de bingo geliştirdiyse mason olsam severim ama. Bankalar hep çünkü şeydi. Hatta bakın Atatürk döneminde Yahudilerle de falan Türkiye'nin i̇şte arası evet, iyi. Evet. Yani Atatürk hani o şey ticari o konuya bakıyor. Liberal bazı noktalarda adam. Bazı bankalar noktalarda devletçi. Tabii canım. Yani hani o benimki tamamen teori bu arada. Biz peki ama oğlum internette çünkü... kapattı. Atatürk kapattı mason derneklerini falan. Abi benim mesela bir şey diyeceğim. Diyorum. Atatürk kapatmış olsa bu mason dernekleri niye her törenince Atatürk için bilmem kaç dakika saygı duruşuna. İşte bir daha kapatmasın. Şu an kahvehane muhabbeti de şu an tabii canım olması gerektiği gibi. Ama şu an mesela şu anki hükümet neye prim veriyor? Atatürkçü olmamaya. Şu anki tamam, hükümetin tam karşısında masonlar. Ben hükümetin bağları var. Yıllardır ben hükümetimin yanındayım. Masonlar karşısında mesela yıllardır. İşte o yüzden diş muhrik. Destekli olabilirler.
çok para varsa bir şey diyemiyor olabilirler, bilmiyorum. Kanka var tabii ki de çok para, nasıl olmaz? Peki kanka, niye Ali Koç bile mason olabilir tamamen arkadaşlar. Tamamen abi. Ali Koç'tan neyse şimdi bir şey diyeceğim. Tamam biz tamamen Koç'uma dokunma. Ali Koç'tan bir şey olmaz gibi. Ben kimsenin arkasına durmuyorum. Ne Ali Koç, ne mason 1, mason 2, mason 3. Kimsenin arkasında. Ben senin arkanda dururum Barış'ım. Yapma. Sağ olasın. Bir şey soracağım. Tamamen business mı bu heriflerin olayı? Yok ya değil. Bunların... Büyük ölçekte evet. Ya şimdi şöyle, toplumsal hayatta evet. Ama yani işin içinde okültist öğretiler falan da var. Yani adamların pratiklerine baktığın zaman yani sadece çok belirli bir kesimin şey yaptığı, dahil olduğu pratikler var. Sorum olabilir mi? Tam bu noktada. Ben uzman değilim bunların. Yok ben tamamen teori. Tamamen teori. Ve bilgim kahvehane seviyesinde. Ben zaten hangimiz? Ben hangimizin değil ki. Ama neden konuşmayalım ki de aynı zamanda. İki arkadaşıma sordum. Çok güzel. Yani diyorsun ya böyle işte şamanik ayinler falan. Şamanik ayinler demiyorum. O çok başka bir şey. Okültist şeyler de aslında. Okültist, şamanist şeyler okültist olmak zorunda değil. Tamam okey okültist şeyler. Şamanizm ruhla ilgili. Peki basic'li de ben mesela mason olmak isterim. Çünkü business açısından çok başarılı gibi gözüküyor. Evet. Ama ben hiç okültistliğe heyecanlanmam mesela şu an. Girmek zorunda değilsindir oraya. Mesela hayır okültist kısmına girişte heyecanlanırım. Kanka, nerede heyecanlanırım biliyor musun? Kanka bunlar babadan oğlu oluyor zaten. Yukarıda heyecanlanırım okültist. Aa okey yeni bir seviyede okültist. Zaten dışarıdan ben de Şahin. Kaç seviyesi vardı? 42 mi? Bir şey söyleniyordu onun. Ya, şey ya. Dışarıdan almıyorlar zaten. Baban öyledir. Baban öyledir ya da çok büyük referansların olması gerekiyor. Belirli bir yaşa gelince baban anlatır. Bir şey bir derdini yiyeyiz şöyle böyle falan diye. Öyle oluyordur. 16 galiba. Yani öyle oluyordur. Çok üst seviyelerde. Referansla takım... giriyorsun kanka. Giriyorsun normal giriş çok, var. Çok nadir oluyor bu durum. Çok eksepsiyonel bir insan olman lazım. Yanlış bilmiyorsam belli bir kademeden sonra bir şey hakkım var. Referans olma hakkım var. Var ama referans olanlar belirli bir yere kadar yükselebiliyor. Benim bildiğim kadarıyla. Ha, o kadar bilmiyorum. İşte diyorum ya çok şey, böyle. Asubay gibi düşün. O şey muhabbetleri, maskeler, kadar... işte kılıçlar, eldivenler, pelerinler. Tom Cruise'lar falan. O, evet. Tom Cruise'lar falan o muhabbetler çok üst seviyelerde yaşanan şeylerdir. Şampanya, beyaz eldiven kombini gerçekten. Aynen. Onu gel yapalım lan şuradan. Sen, bir kolye takar hepsi böyle. Sen mesela referansla gitsen büyük ihtimalle şey tarzı olacaktır. Deniz'cim bizim sosyal medyamıza bakar mısın evet, yavrum evet. Falan. Sana maksimum kredi yani. Çıkar bankadan. Bak. Kredi çıkar bankadan. Düşük faizli. Kim hangimiz hayır deriz ki bu ekonomik ben, şartlarda tabii. Çok kötüyüz ama arkadaşlar katıl olarak bizlere destek olabilirsiniz ki bu videoların devamı gelsin. Ya. Elektrik faturası almış başını gitmiş biz baktık. Like atın yorum yapın. Doğalgaz 2000 lira gelmiş her şey çok yani garip. Bizim beğeni de... yapın süper thanks atın. Aynen bize süper teşekkürler edin. Biz video, süper teşekkür videoya koyalım. Süper teşekkür ederim. Hatta bak dönsün şimdi burada. Dönsün. Sağ olsun Dofi her videonun başına döndü. Aynen dönsün. Katıl üyelerimiz her videonun başına çıkıyor. Bir tane sosyal medyacı almak istiyoruz. Aynen onunla ilgili de ama belki de aldık. Aldık belki de. Belki de aldık evet. Sosyal medyacı arkadaşımız. Onu ayrı bir video çekecektik. Aynen. Onu çekeriz. Instagram'a çekeriz unuttuk. Arkadaşlar biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz biz çabalıyoruz ha. Biz çabalıyoruz arkadaşlar. Size olan saygımızdan bu işe olan saygımızdan. Şu bardaklar görüntü kapatıyor. Biz bu bardakları burada bunların hepsi emek. Bunların içleri doluydu. Tıpkı bizim içimizin dolu olduğu gibi. Şu masayı bütün evi ben toplayacağım. Ben seni ne zaman yalnız bıraktım? Bunlar siktirip gidecekler. Ben buradayım. Ama ben ne yapacağım? Biz seninle biz şamanik. Saat şu an 2:30 2 bir şeye geliyor göremiyorum şu an. 2 bir şeye geliyor ben saat 8'de mesaiye gireceğim. Bana ne? Bana mı para kazanıyor? Yani bir şey diyeceğim de bizim bu işi yapacağımız bir aydan beri belli. Ben uyuyacağım bir yere. Ben de bir şey buna biraz sinirleniyorum. Evet. Ama ben şey bizim gibi düşünüyorum. Sabah bir aydan belli. 12 gibi buluşuruz. Ama evet. Gece de bir şeyler yapacaktık. Evet. Ama sohbet ederiz o daha chill. Ama bunu sohbet da yapamadık mi? Zaten. Manchkin bayağı konuşuldu oynayacağız. Dendi bu arada dendi bunlar. Bir gün izin alamadın mı? Dudağına bir şey sinirlenmiş. Ben bir aydır diyorum. 25 kere tarih değiştirdiniz. Her gün sormaktan belim büküldü amına koyayım. Sürekli böyle bir, de olmadı. O kadar da olmadı ama. Ya iznin olursa günü. WhatsApp konuşmaları şuradan aksini isterim ben günü, ama. Ayın bir günü bir araya geleceğiz. Gündüz program çekeceğiz. Akşamda bir, evet, bir şey. Çok haklısın. Yani akşamda bir oyun oynayacağız bir, yani. Bir şeyin belini kıracağız. Siz bugün bayağı şey gibi oldunuz. Ya benim eve gidip uyumam lazım. Ya, evet ya başlayalım. Eve gidelim diyorlar. Ben her zaman uyuyaydım. Her saate okeyim. Uyuyaydın. Saat kaç? Arkadaşlar bizim vaadimiz şu biz saat 4'te tamam, buraya geldik. Uyusaydın biz bir aydır İlk söylüyoruz. İlk şu yarın sabah yani aydır, sabah 4'te dönelim. Hayır yani bu gece yani uyusaydın gelseydin. Tutmadı. Kızıyorlar 12 kardeşim el annemle Zonguldak tayfanla sabahlara kadar oyun oynamayı biliyorsun. Biliyorsun. Sizi çok haklı bir noktaya parmak bastı. Şimdi geliyorsun dedim ben o gün. Bizim neyimiz eksik? Sen ne anlatıyorsun lan? Sen neyimiz eksik? 2 aydır buluşamıyoruz. Bizim neyimiz eksik?
Evet, siz çok kötü arkadaşlarsınız. Adama bak ya. Yakın oturuyorsunuz. Lan benim... Evet ya, ben taşınınca ya, bir de göğe bir benle... Şey ben niye taşınıyorum kardeşim? Sen görüşmezler. Ben gitmiyorum. Ya saçmalamayın, beni ne zaman bir yere çağırdınız da gelmedim ben ya. Ben de iyi değilim arkadaşlar. Siz yakın oturuyorsunuz, niye görüşmüyorsunuz? Kötü zamanlardan geçiyoruz. Ben kötü başka zamanlarda geçiyoruz. Yalnız kalmayı tercih ediyoruz. Yani. Biz birbirimizden haberdarız ama araşıyoruz biz. Sen ya ne zaman aradın beni? Bugüne kadar sen ne zaman kardeşim doğru, nasılsın diye aradın. Doğru. Sen bet arttırmaya başladın bayağı bu konularda. Hangi konuda? Önceleri mesaj atmıyorsun diye şey yok oluyordu. Yok lan taşak geçiyorum. Şimdi gerizekalı şu an. Diye. Aa vallahi gerizekalı niye diyorsun, ayıp ediyorsun? Bana sabahtan beri burada salatlar, işte, amcıklar, yavraklar havada uçurdum. Amcık benim de kan vardı. Amcık saygılanıyorum ben. Eyvallah. Teşekkür ederim. Amcıkları saygılı. Nerede yani, yaşıyorsun? Amcık çok kötü bir laf ya. Niye? Bana... Niye lan? Hani... Nasıl kötü bir laf? Amcık var gibi. Abi küçük amcık gibi oluyor. Hayır yani. Hayır, hayır. O kadar, kişinin yaşıyla ilgili değil. Evet. Organın küçüklüğüyle ilgili. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Tatlı mesela, olan şey cık geliyor. Evet o tatlı. Yani güzel hoş gözüküyor. Mesela pipi deyince illa çocuk mu? Pipiş deyince tatlış mesela. Mesela kedi. Kedicik. Kedicik tatlı kedi. Anladım. Günhan Günhancık. Bana Hancık deyince de kedicik. Şimdi bakın denir. Büyük am yok değil. Şimdi nasıl bir açıklama bu? Bence kadınların genital bölgesiyle ilgili. Niye onlar bizimkilerinle ilgili konuşabiliyorlar? Onlar yapar. 2023'teyiz. Evet ya. 2023'teyiz. Konuşmayalım yapar, böyle şeyler. Ya büyük am var, küçük am var. Olarak, ne var? Hayır bizim erkekler olarak. Ama bütün amlar güzeldir. Allah belamızı versin. İyi amlar da var. Çok yaşasın kadınlar. Burada haksız da değilsin. Biz erkekler evet, olarak hiçbir şey hak etmiyoruz. Evet. Biz sadece tabii, tabii, köleleştirilip iş gücü olarak kullanılması gereken... Kırbaçlanılmalıyız biz. Bizi kırbaçlamaları gerekiyor. Biz çok kötüyüz, biz bad boy. Bizi evet, cezalandırmaları evet, gerekiyor. Evet. Zaten bizi, öyle değil mi ya? Gerçekten cezalandırmalıyız. Şimdi bakın arkadaşlar. It's payback time. Bir saniye. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Yanlış anlaşılmasın. Ben hümanist ve eşitlikçi bir insanım. Ben de. Ama bütün ağır işlerde erkekler çalışıyor. Hayır. İntihar oranları aşırı yüksek. İntihar oranlarında hep erkekler üstte. Çok İnsan kaçakçılığı çek. Bence legal olmalı. Sen bunu yaparken ben hani Rus müziği yapayım mı? Dum dum. Siz de söyleyelim mi? Lidasız. Söylemeyelim. En çok erkeklerde oluyor. En ağır işlerde erkekler çalışıyor. Ve sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Söyle çabuk. Çalışmasın. Reddedildi. Çalışmasın. Medeniyet nasıl bu hale gelecek o zaman? Nasıl bana modern çalıştı ya? Nasıl kim modern medeniyeti düşünüp çalışıyor lan? Herkes para için. Fark etmez kim çalışıyor? Kim o muhteşem kocaman metal boruları birleştirip köprü yapıyor? Fırat boru. Ben yapıyorum. Sen ben mi yapıyorum? Yunan usta. Hayır ben yapıyorum. Ayağa kalkacak olma burada ya. Ben Boğaz Köprüsü'nde taş koyan işçiyim. İkiz Küreleri kim yıktı Günhan? Kim dikti bilmiyorum ama kim yıktı biliyorum. Zing. Kadınlar canımızdır. Hayır, ben şaka yaptım. Evet. ben de korktum. Kadınlar, bizi dinleyen kadınlar lütfen gelecekte binlerce yıllık ataerkil düzenin intikamını bizleri köleleştirerek ve bizleri fetiş kıyafetleriyle kırbaçlayarak almayın. Bundan çok korkarız. Ben bana sevgilim bunu yapabilir. Çok korkarız. Sen de artık iyice şey oldun. Yani. Ağır, namus, tamam, edep. Sevgilim bana şey da kalmadı. Sevgilim bana da istiyorsa bunu yapabilir. Ben burada genel bir mesaj tamam kardeşim sevgilileriniz var. Bizim yok ya. Lütfen bizleri çeşitli yerlere zincirleyerek vücudumuzda kuş tüyü gezdirmek vaziyetiyle pipişkomuzu uyarma vaziyetiyle bizlere ne anlatıyorsun şu an? Sen buradan sevgiliyle mesaj mı veriyorsun? Hele kadınlar, erkekler. Sen bir anını mı anlatıyorsun? Anlatıyorsun. Aa, yok be şey yapıyorum. Geleceğimizi garanti almaya çalışıyorum. Biz dördümüz safe olacağız. Yani. Şey bu videolar günün birinde çıksın diye. İşte biz robotlara iyi geçiniyoruz diye video çekmiştik hatırlıyor musun? Robotlar yarın bir gün isyan ederdi bizi gondiklemeye çalıştı. Bütün robotların anasını sikeyim. Biz demedik. OpenAI. Ben AI'yi çok seviyorum. AI çok yetenekli. Gerçek fikirlerimizi söylüyorsak kadınların komik olduğunu düşünmüyorum. Siktir. Gerçek fikirlerimizi söylüyorsak. Bu senin en kötü şakandı adamım. Gerçek fikirlerimizi söylüyorsak bence Adolf Hitler tam bir şerefsizdi. Doğru. Bir dakika. Eğer çok riskli. Ben bunu vurmak istemiyorum. Korkuyorum çünkü bu cümle. Eğer gerçek fikirlerimizi söylüyorsak ben Müslümanım. Gerçek fikirlerimizi söylüyorsak eğer dünyadaki Musevi ve de bankacı korelasyonuna baktığımız zaman
her birinin arkasında çok çok güçlü Musevi ailelerin olması bence araştırılması gereken bir şey demiyorum ki. Bence bankacılık sistemlerinde hangi ailelerin sürekli olarak babadan oğula sermaye geçirdiklerini ve bunların hangilerinin Musevi olduğunu araştırırsak, işleme demiyorum, araştırırsak İplikçi Nedim gibi. Kesmeyi olabilir canım. Bence olabilir. Bence sen hiç itiraf etmiyorsun. Ben bence Musevi dinlerden olan bankacılık sistemi yöneten ailelerin Musevi olmasındaki en büyük şey rastlantıdır. What the fuck, çok iyi cümle. Çok iyi. Eğer bence Musevi rastlantı derse Musevi çıkmaları çok normal. Rastlantıdır yani, bu bir şey, öyle bir denk gelmiş ki çözdük. Bütün bankerler çözdük. Tamamen hep onlar oldu. Denk gelmiş. Yani şimdi benim babam banker. Ben de banker olacağım. Babam Musevi ise ben de Musevi. Yani aslında bakarsan. Ben de bankacıyım. Ne yapabiliriz? Tabii tabii yani. Bence bu kendini savunmadır. Tabii. Ben öz savunma. Öz savunma. Onlar da en iyi bildikleri şey. Ne yapsınlar abi? Evet, ne yapsınlar? Paraları saklamak zorunda. Zamanında neler yapmışlar o insanlara da yani. Tabii canım. Peki bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Dünyanın göt deliğinde İsrail diye bir ülke var. Yok, çok göt deliği. Yani göt deliği. Yani bayağı gelişmiş ülke. Orası güzel bir yer. Yani orası Orta Doğu'nun göt deliği. Ama orası Orta Doğu'nun en güzel yeri yaptılar. Yaptılar. En güzel ikinci, üçüncü yeri. Bir. Parayla satın almışlar, doğru mu lan? Öyle de bir tarafında Kudüs. Filistin var ya mesela. Bir tarafında Filistin var. Kanka bir tek biziz o. Filistin'in var olduğunu düşünen. Aynen. Filistin var var. Filistin'den alıyorlar lan ülkeyi. Toprağı parayla satıyorlar kanka. İşte onların gerçek fikrimi söylemem gerekirse. Parça parça toprak satmak nedir ya? Nasıl okey oldular ya buna? Gerçek fikrini söyle. Ben olsam hiç Musevi bir şey satmam. Öyle diyeyim yani. Ne? Ne kadara? Mesela bir Musevi geldi dedik bilmem. Bir ve Kurtuluş'taki evini satın almak istedi. Ama dedi 10 milyon dolar. Yok şey yaparım. Banka hesabıma bakarım, sonra derim ki zaten sikiyorsunuz. Aa, 10 milyon dolar veriyor adam. Coca-Cola. 10 milyon dolar. Evet. O zaman ben var ya, peki dövme kardeşim, yaparım. Siyonizm dövmesi. Şimdi bak nereye geleceğim komple teorisi. Ronaldo bu yüzden mi Arabistan'a gitti, transfer oldu? Müslümanlar sevdiği için. Ronaldo yavşak olduğu için gitti. Yok, Ronaldo'nun yani neden ben gittiğini söylüyorum size. Lütfen. Dünya Kupası gibi birkaç organizasyon daha düşünülüyor. Bir gol, tanesi gol Arabistan'da olacak. Hayır, bir tanesi Arabistan'da olacak. Bir tanesi Avrupa'da, bir tanesi şey Amerika kıtasında olacak. Şey. Bunlardan Arabistan kısmındaki elçi olmak için de Cristiano Ronaldo para alıyor. Ha, Dünya Ligi muhabbeti, o International League. O Dünya Ligi ne? O kulüplerde bir şey de kulüpler bazında böyle galiba. Bir Dünya Kupası gibi bir şey olacak galiba, bilmiyorum. Aldığım ya, iç bilgilere göre. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Alinas Erden. Abi onun için kural esnetmişler, gördünüz mü? Karısı değil, sevgilisi işte. Normalde yasak evde olmadan yaşamak. O yaşayabilecekmiş orada. Abi zaten neyse. Adam koskoca Ronaldo. Araplar neyse. Ben şunu söylemek istiyorum. Araplar garip ya. Ronaldocularda şöyle bir şey gördüm. Neyse. Araplar neyse bu arada. Ben yani Ronaldocularla ilgili şöyle bir şey gördüm. İlk gün Al Nassr'la ilgili millet şey yaptı. Yakışmadı Ronaldo. Bu hikayenin sonu böyle bitmemeliydi. Evet. Şöyle olmamalı. İkinci gün şöyle oldu. Ne yapalım? Ne artık Arap Ligi'ni izleyeceğiz. Oğlum 9 milyona yükselmiş heriflerin Instagram'ı. 800 binden bile. Ya. Abi Ronaldo efekti. Ama çok büyük hata. Bir futbolcu evet her ya kulüpten büyükse sıçıyor. Barcelona. Öyle kanka. Barcelona'nın en büyük suçu Ronaldo'nun 7 jettine para vermişler. Barcelona mı? Barcelona'nın en büyük suçu yakın zamanda kendinden daha büyük bir oyuncu oynatmak. Kim? Messi. Messi Barcelona tarihindeki en büyük şeyleri kazandırdı. Evet, Barcelona çok büyük ya. Kanka, biraz ama başka benim dediğim şeyi anladınız mı? Evet. Barcelona'nın şu anda kötü olmasının sebebi mi? Hayır, diyorum ki Barcelona kendinden daha büyük bir futbolcu oynattığından dolayı şu anki popülaritesini kaybetti. Oynatmadı kanka, yetiştirdi. Messi 16 yaşında gitti. Engelliydi lan. Ya kanka, Barcelona popülaritesini kaybetmesi kötü yönetim. Nasıl engelli oğlum, çocuğun gelişememe hatası var. Ya o söyleniyor da yani engelli. Barcelona tedavi ettirdi çocuğu. Oğlum çocuğu çok küçükken alıyorlar, yetiştiriyorlar. Messi yapan Barcelona. Olabilir, Messi'nin gitmesi Barcelona'nın popülerliğini etkiledi mi? Ya tabii ki. Etkiledi tabii canım. Ama bir gün gidecekti zaten. Bu kanka her şey. Ne olacak bu adamlar, nereden çıkacak? Erdoğan da bir gün gidecek kanka, ya dünyanın kanunu bu. Hayır, öyle bir şey değil dünyanın ki benim dediğim şey. Değişmiyor yani umarım. Öyle bir şey demek istemedim. Hayır, gidecek Messi derken eve gidecek. Mesela tam tersi. Çocuk adam Messi. Manchester United
Manchester United Ronaldo'dan daha büyük bir kulüp. United. Evet. Ama Messi Barcelona'dan daha büyük bir oyuncu. Ya, Messi. Ben böyle düşünüyorum. Oğlum Ronaldinho vardı lan şeyde. Tamam. Messi Ronaldinho'dan da daha büyük. Kariyer olarak evet ama Ronaldinho şimdi. Tamam biraz ben... Ronaldo'nun bu derin planını ben dinlemek istiyorum. Neden Arabistan'da? Ben sadece şunu söyleyeceğim. İsrail'e bir karşı bir şey ilk mi? İlk gün Ronaldo hayranları bize bunu nasıl yaparsın? Çektiler. İkinci gün neyse artık Arap Ligi izlemeye başlayacağız falan oldular. Ronaldo hayranları böyledir abi. Zaten. Yani bence çok ben yazık Messi oldu ya. Ronaldo VS'sine bile karşıyım. Çünkü aynı tier değiller. Nasıl değiller? Ronaldo iyi bir futbolcu sadece. Ha, Messi tanrı. Tanrı değil ama Messi en iyisi. Ben de böyle düşünüyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Ama Messi... istediğiniz kadar açın video izleyin. Ronaldo tierinde Ronaldo gibi olamamış bir sürü yetenek var. Evet Ronaldo çok çalışıp bir yerlere geldi ama Messi ile bir tutulamaz. Ronaldo'nun en büyük sıkıntısı yaşadığı ağır diz sakatlığı. Ondan sonra kariyeri... Ronaldo'nun en büyük sıkıntısı bir kadın hayır demesine rağmen ona onu söylüyorsun sürekli ama o sonuçlanmış bir dava değil. Oğlum ama avukatına söylerken ses kayıtları çıkmış. Peki niye adamı almadılar abi? Çok parası. Paradan mı? Beraat etti oğlum. Çok parası var. Niye beraat etti? Deal etti çünkü şeyle karşısındaki insanla ama avukatıyla olan konuşmaları Neymar'la da öyle bir şey olmuş. Avukatında avukatıyla olan konuşmaları sızdırıldı ve o konuşmalarda şeydi yani. Kız istiyor gibi değildi. Hayır ben zorladım diyor. Ha. Evet. Messi de tam oğlum değil. Messi de tam aile karısını çekip paylaşıyor falan. Ulan ben bunu diyorum ses gibi oğlum. Öpüyor ya. Ben bunu diyorum Ronaldo'culara. Ronaldo'cular bana diyor ki Messi de vergi kaçırdı. Ulan aynı şey mi? Sonra ödedi. Ödedi yani. Ödedi yani. Cezasıyla ödedi bir de yani. Yani Ronaldo'nun böyle bir olayı var. Ronaldo çok da şey bir adam değil. Püripat bir adam değil yani. Bunu söyleyince de kızıyor. Oğlum adam kanka biraz şey var işte. Ön ya o da suç, o da suç tabii de. Biraz Türkiye'deki siyasal İslamcılar mı Ronaldo seviyor? Ben çünkü öyle bir izlenimde var ya. Ya bana şey burayı keselim. Ben Ronaldo seviyordum da bunlardan dolayı değil. Manchester United seviyordum. Ben de seviyorum. Premier League seviyordum. Madrid'deyken çok iyiydi kanka. NTV Spor'da izlediğimde ben çok güzeldi, Ronaldo'yu severdim çok, yani. Çok güzeldi evet o zamanlar. Ah, ne güzel. Ronaldo oldu. Fancy bir adam. Messi daha işinde bir adam. Mazbut bir adam. Messi yetenek, çok yetenek. Çok yetenek oldu. Ronaldo tam tersi, çok çalışan bir adam. Evet. Çocuk adam Messi. Hani aslında şey anladım. Gibi. Anladım. Ben de olabilir miydim Ronaldo gibi hissi mi? Tabii. Ya hayır, emek var ya orada. Çok emek var. Hani Messi de Ronaldo emek çok iyi bir sporcu. Messi de yani bu yaşta hala iyi oynuyorsa bu herif evet, çalışıyordur evet. Yani. Ama o herif ayrı bir şey. Adamın yani. Sosyal hayatı yok oğlum. Ya, bir topu biliyor, bir karısını biliyor. Başka bir bok. Başka adam Messi. Karısı da çocukluktan beri sevgilisi yani. Toplu bir atom karınca gibi sürer. Ronaldo iyi de yaşıyor bize. Çok derece etkili şutlarıyla beraber rakip Messi'nin civarında rakip olarak yolla. Bebek adam Messi. Messi'nin karısı da güzel bir daha. Yakında sinemada. Çok yakışıyor işte. Bu ya. Bebek adam Messi. Messi. Patron bebek gibi. Topu orta sahadan atar. Kaleye ziyadesiyle yerleştirir. Oğlum ben bu ara Instagram yazısında Messi çıkıyor. O neler yapmış. Hemşe meşin topu. Neler yapmış. Hele Arap spikerler bir anlatıyor. Allah 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 Allah. O çok çok iyi ya. Messi izle. Messi canım. Şimdi Ronaldo maçlarını bir sunacak. Bir şey soracağım. Çok iyi olacak El Nasser. Bende var Arap kanalları. Talisca var. Talisca var. Bir Türkiye'den bir... Luis Gusto, Gustavo var. Abubakar var. Gustavo Abubakar var. Ya tamam da karşıdaki çok kim? Iyi. Çok iyi. Karşıda da işte Abdülhakim. Karşıda Taliban var amına koyayım işte. Karşıda toplamışlar. Karşı şey. Peki Arap Ligi'nde kimler var? Taliban var. Kuveyt var. Taliban'dan sonra. Dubai'nin kasabı var. Nusret'in mahalleden topladığı çocuklar var. Nusret ya. Ya onu konuşacağız. Nusret'e gelmeden şey demek istiyorum. Niye bu herif Fener'e Galatasaray'a gelmedi peki? Ronaldo mu? Niye gelsin? Parayı azalt. Madem para değildi bir şeyin. Kanka, para değil de yani abi. Türk Ligi'ne Allah aşkına ya. Kanka adam şey gibi yaptı. İnfinit para modu açmadım işte. En iyi 6 ligden biriyiz abi. 6 değiliz. Abi Araplardan iyiyiz ama ya. Araplardan tabii ki iyiyiz Araplar de. Şimdi şöyle paramız var. Avrupa'da oynuyoruz. Araplar kadar paramız yok. Araplarda tons of oil money var tamam mı? Petrol money'si var. İşte adam kaç para adam şunu arıyor. 500 milyon. Adam şunu arıyor. 500 milyon aldı. 200 mi 500? 500 milyon almamıştı. 500 milyon aldı. Sezonluk. Çok büyük. Sezonluk. 500 milyon. Öyle duydum. 200 de diyen var, 500 de diyen var ama tam emin değilim. Bakarız istiyorsan. E tamam infinite money bu yani. Tabii lan. Ne yapacak 500 milyon? 200'dü lan 500 değil 200'dü. 200 günah. Ne oldu lan? Sigara alacağım. 200 milyon sezonluk oluyor. Abi tamam sezonluk bu yüzden. O da şey demiş zaten ben özel bir futbolcuyum. Özel bir futbolcuya özel bir teklif geldi. Ya ben anlıyorum Ronaldo'yu. Şunu yaşadı abi. Bu herif çok top tier, tanrı tier'di tamam mı? Bu herif yavaş yavaş bitmeye başladı. Büyük bir kulüpte ya da daha ortanca bir kulüpte kulübede oturup kariyerim böyle yiyeceğime ego o sürekli ünlülerde ünlü kalma hastalığı var ya
Giderim dedi. Arabistan'da tanrı gibi olurum yine. Kanka bunu Amerika'da yapsa Beckham gibi yapardı ama kendini. Amerika'da Arabistan da, daha bir Amerika, imaj şeyi. Oğlum kaç tane röportajı var. Ben ya işte Beckham parayı düşünsem Katar'a giderim. Amerika'ya giderim ama satmam kendimi falan. Beckham oğlum hiçbir zaman Beckham şeyle öne gelmeyecek. Beckham yakışıklılığıyla hatırlayacak. Beckham asla çok Ronaldo iyi. Ronaldo da yakışıklılığıyla hatırlayacak. Oha. Ronaldo sikime benziyor. Ronaldo nerede yakışıklı? Kanka şu an manyak kimize benzemiyor. Benzemiyor da. Şu an kendini manyak yaptı. Değil yani, yani adam. Beckham tabii ki değil de. Ronaldo kim? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu adamın istediği şey, bu Ronaldo'nun istediği şey ya kupa kazanabileceği Şampiyonlar Ligi. Bence gol kazanabileceği takım. Hala üst yer kalacak ligde istiyor. Bence hem çok para kazanıp şey hem gol istatistiğini arttırmak istiyor. Evet. Peki Nusret'e ne diyorsunuz arkadaşlar? Ronaldo Nusret için mi gitmiş olabilir? O sahada yaptığı olay neydi? Niye öyle bir şey yaptı? Tiksindim. Niye utandırdı milleti kendine? Oğlum futbolcuların aptallığı. Niye sen izin veriyorsun herifin? Ya Nusret'in sanki çok Türkiye'yi temsil etme derdi var da amına koyayım. Ben Türkiye'de kendisini temsil ediyorum. Sikinde değil Türkiye Nusret'in amına koyayım. Türkiye değil mi sen? Nusret'in ta kendisi. Kendisini utandırdı. Öyle bakmıyordur büyük ihtimalle. Oğlum şey dünya kupasını utandırdı herif. Evet. Herif futbolcuların eline telefon verip dünya şeyle kupayla ya çok itici bir de ya. Bir sonraki kupadan tamamen yasaklanmış. Ya bence dünyadan yasaklansın. Yani amına koyayım sen kasapsın tamam mı? Siktir git et kes yani. Sen ne sikime dünya nasıl girdi oraya? Yani. Cappuccino. Girmiştir yani. Nasıl? Biz meşhuruz sahaya atlamalarda falan. Teknik direktörüyle arkadaşmış şeyin. Tamam da abi Acun da girsin o zaman sürekli kupaya basın. Arjantin'in teknik direktörüyle çok yakınlarmış. Kupaya böyle yapıyor lan. Adam tokat attı kupaya tokat gerçekten attı. Gerçekten mi? Şaplak attı kupaya. Di Maria kupayı tutuyor. Şaplak atıyor. Bir tane futbolcunun bebeği tutuyor kupayı. Bebeğin elinden kupayı alıyor. Bebeğin elinde itiyor. Oğlum ben bir iki hareket var zannediyorum. Messi poz böyle, vermedi falan filan. Ben şöyle düşünüyorum. Çok kötü. Hayatta, Messi fotoğraf çektirmemiş ya. Hayatta umutsuz hissediyorsanız sadece Nusret'e bakın. Nusret adındaki bir adam gerçekten nasıl zengin de, oldu tamam. Nasıl neler bir de gözümüzün önünde oldu. Son 5 yılda oldu yani her şey. Böyle hep zengin Instagram'da oluyor. Instagram'da komik videolar çeken bir tane adamdı. Dalga geçtik hepimiz. Sonra 5 sene içinde dünya kupası. Onun gibi bir sürü oldu. Adam çıktı o sayede de. Tabii onlar canım. Da çok zengin oldu. Tostosu çıktı. Hataycısı, büyükçüsü. Nusret olmadı lan. Nusret global bir şey oldu. Parayı kırdılar oğlum. Hatay'da öyle değil mi? Ya her yerde öyle artık şovsuz yemek yiyemiyorsun. Cezeni bırak var bile işte. Evet. Sürekli diyorum, bir altın sevdası var evet. Yemeklerin üstünde. Ama Nusret'i, çok saçma. Ama Nusret'i Hollywood'da insanlar tanıyor. Cezeni bırak'ı kim tanıyor Hollywood'da? Herkes de fotoğrafı var herifin. Herkes de. Olayı o zaten. Network yapıyor işte. Artık havuç diyeyim baklavayı düz yiyemiyoruz. İçine açıp çıkı çıkı deyip dondurma koyuyorlar falan salak salak. Herkese yapıyorlar mı o gibi? Yok. Kanka bazıları param da ağzına da vermiyorsun. Ex-show mu? Menüde show mu yazıyor? Artı show. Benim takip ettiğim kadarıyla başlarda para almıyorlardı böyle şeyler için. Sonra böyle şey için para almaya başladılar. Sonra işte şey yaparken büyük ihtimalle randevu alırken şey diyorsun mesela. Nusret orada olacak mı? Ya. Nusret bize kesim şov yapabilir mi falan gibi onu yansıtıyorlar şeye. Peki Nusret yoksa bir de muadilleri var orada onların. Tabii var işte. Bize şov yapar mısınız falan diye herhalde şey diye. Randevu alırken şey yapıyorsundur. Yer ayırtırken soruyorsunuz. Hiç yediniz mi? Ben yemedim ha. Öyle. Yedin mi sen? Yemedim et ya. Ne kadar güzel olmuş. Yiyelim mi gidip? Yani şu anda yenmez. Çok aşırı pahalı şu anda. Ben ilk çıktığı zamanlar yemiştim. Daha bu işte Salt Bae olayları daha çıkmamıştı. Salt Bae adı yoktu da ama yine böyle şapşaplıyordu etleri ve yine pahalıydı. Yine fancy'ydi. YouTube'da çok YouTube Türk YouTuber'ları keşfettiği dönem gittim ben. Okay. Tam zamanında gitmişsin. Tam zamanı. Sıra varken. Hala sıra var bu arada. Her zaman sıra var. Ya yani. O zamanlar işte şöyle global açılmamıştı daha Nusret. Türk YouTuber'ları gidiyordu. Şeyler falan gidiyordu. Enes Batur'lar, Orkunlar falan gidiyordu. İşte Nusret'e gittik şu kadar. O zamanlarda gittim. Reklamcılık yapıyordum ben de o zamanlar. Yani şöyle et yedim. Ben 3 kere gittim Nusret'e. Bir tanesinde hamburger yemeye gittik. Bir tanesinde bir reklam setinin şeyiydi, çıkışıydı. Bir de program çektik orada. Böyle işte şey ne derler? İşte böyle çeşitli şeyler yemek yemeye gidiyor. İşte şefler yemek yemeye gidiyorlar Nusret'e falan. Bir bölümde Nusret'e gittiler yani. Tam hatırlamıyorum. Aşkın Tarifi mi? Neyse. Aşkın Tarifi. Fox yani. Dizisi gibi. Öyle bir şeydi yani sonuç olarak. Oralarda yedik. Eti gerçekten ince şey diyorsun yani. Aha bir dakika. Et bu. Ya et bu değil şimdi. Ben de çok güzel et lüks yaparım. Lüks bir et yiyorum. Yok. Ya lezzetli yapıyorlar. Hı-hı. Yani çok her şey çok mükemmel. Hı-hı. Olabileceğinden daha iyi yani. Et zaten çok kaliteli. Kendisi Hı-hı. seçiyor falan. Yapım tarzı çok iyi. Farklı farklı etleri yiyebiliyorsun bir kere yani. Hamburgeri de çok güzel. Eti çok güzel ama genel olarak. Hı-hı. İşte her şey çok
üst kalite gittiğin zaman pişman olmuyorsun yani. Ama şu anda astronomik fiyatlar var. Şu anda o her zaman öyleydi. Şu anda McDonald's bile astronomik zaten yani. Her şey çok pahalı ya. Ya böyle enteresan abi işte. O şeyi falan da orada bize yapmışlardı mesela. Ronaldo diyordun. Et olayını yapmışlardı. Geçti abi. Ronaldo para için mi? Ronaldo'dan gitti ya. Ronaldo para için mi gitti? Güzel patladı. Ben çok memnunum Ronaldo ile ilgili. Sevmiyordum zaten. Evet evet. Ya ben seviyordum da üzüldüm. Ben şaşırmadım. Ben şaşırdım ya. Niye şaşırdın? Şey ya? Bekliyordum. Real Madrid belki son anda belki ayıp olmasın diye alır. Abi adam şeyde indirim yapmıyor büyük ihtimal parasında. Fenerbahçe'ye alsalar of yarra yemiştik hakikaten ya. Sporting'e falan gitseydi. Yani bence indirim yapsa zaten Galatasaray Fener alırdı mı? Evet kariyerini. Ya, Amerika bile daha mantıklı diyorum. Yok, ya. Oğlum, en azından filmlerde dizilerde oyna falan anladın ama mı? Ama Amerika'da verir para yani. Amerika'da verir abi. Para. Amerika'da adam dünyanını yapmak istiyor sonuçta adam işte. Ya, ama ne yapacak adası var adamın ya. Oğlum şey de deriz. Adam var artık ya. Servetin ne kadar dediler? 500 milyon takipçisi var ya. Instagram takipçim kadar dedi. 500 milyon neyine etmiyor bir adamın? Şimdi de milyarı var mesela. Şimdi tamam ne götüne sok. Al Nasır'da 2 sezon oynadıktan sonra herifi milyarder olacak. Tamam herif. Ama ne olacak 500 milyondan sonra? Hedef vardır. Milyarder olma hedef vardır şu anda. Abi tamam da unutulur ya. El Nasır'a gitmesi unutulur. Burada kalırsa. Bir tane giyim firması çıkarır. Krampon firması zaten. Çıkartır. Şey dedi. Don markası var. Son değil şey burası dedi. Geri döneceğim mesajı verdi. Denemez artık 37 yaşında. Nereye dönüyorsun sen? Kaç yaşında şu an? 37-38. Nasıl nereye dönecekmiş ki? Avrupa'ya döneceğim de işte. Avrupa'da ne 40 yaşında nereye dönecek? Zlatan'la aynı takımda. Ya Zlatan da sadece marka abicim. Zlatan da çok iyi bir futbolcu. Zlatan arada sırada bir iki tane atıyor. Beşiktaş'ın Allen Iverson'ı alması gibi bir şey olur yani. Türk ligine gelir Ronaldo. Ben size söyleyeyim. Iverson oynadı Ronaldo da oynar ne ki? Türk ligine gelir Ronaldo. Çok bitirmesi lazım. Düştü yani. Artık yani. Şu an gelmesi lazımdı mesela. Şu an gelip kral aldı. O kadar para verecek takım yok. O kadar para istemeyeceksin abi artık. Ama o kadar parayı istemiyorsa da adam başarı istiyor. O başarıyı veremiyorsan parayı tercih ediyor. Adama tamam, sezon başarıyı boyunca... gel al. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarımız var. Sivas'a mı gidecek adam? Nereye gidecek? Şampiyonlar Ligi şu an yok da seneye olur yani. Şu an gelse Galatasaray Şampiyonlar yine götürür, Fener'i götürür. Fener'i götürür aynen. Kime gelse götürür yani. Büyük ihtimalle adam demiştir ki ben giderim iki koşarım 200 milyon dolar veririm. Tabii çıkar. Öyle o düşündüm muhtemelen. Değil ki. Para için gitti abi yani. Yani orada bir ekstra bir efor sarf etmesine de gerek yok. İyi bir de o şey garantisi de almıştık. Ya bu şeye gitmek gibi bir şey. Çin platformunda yayın açmak gibi bir şey bu yani. Tabii yani abi. Şey. Doğru. Parası çok iyi, sorumluluğu az. Doğru. Bu yani. Garanti menü. Evet arkadaşlar. Ne? Ronaldo oraya gitti. Messi Dünya Kupası'nı aldı. Ama biz hiçbir yere gitmiyoruz. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kah i̇şte güldük. Kah gerildik. Tabii kavgalar edildi. Kavgalar kırıldı. Dudaktan öpüşüldü. Sizi rahatsız ettiyse özür dileriz. Ronaldo Illuminati midir mesela? Ronaldo Illuminati. Yok ya. Köy Illuminati'dir. Köy Illuminati'dir. Hiçbir şey. Herif. Neden hiçbir futbolcu gay olduğunu like açıklayamıyorum. Like yorum yazın çok arkadaşlar. Çok iğrenç çünkü. Çok maskülen bir şey. Hayır.